Karmakarışık hisler içindeyim. Bir yandan hüzün, bir yandan mutluluk, bir yandan sevgi, bir yandan belki ayrılık. Çok garip hisler bunlar ama en kuvvetli his ne? Umut. Bütün hisleri toplarsak sonuç ne çıkar? Tevekkül. Bakalım, sabah 8'de kalktık. Şimdi inşallah süreci, duygularımı, hislerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Korku var mı diye soracak olursanız aslında pek fazla korku yok. Yani insan merak ediyor. Endişe mi bu? Aslında endişe de değil. Yani Cenab-ı Hakk'a güveniyorum. Hayırlı bir adım atmanın mutluluğu var içimde. Anneme şifa olmasının umudu var. İnşallah bakalım başımıza neler gelecek. Her anı tek tek yaşayarak, size de canlı olarak bunu yaşatarak, her anın Kur'an reçetesinden imani olarak değerlendirilişi nasıl? Bu süreci sizlerle paylaşmak istedim. Siz de eminim çok merak ediyorsunuz. Hadi gidelim. This ain't about me, it's all in my head. I am thinking, it's all in my head. It's all in my head, it's all in my head. It's all in my head, it's all in my head. Evet arkadaşlar, hastaneye geldik. Biraz sonra şöyle odamızı gezdireceğim inşallah. Olay ne? Olay şu, benim annem 7 yıldır diyaliz hastasıydı. 7 yıldır diyalize girdiği için tabii şu kadarcık küçücük böbreğin yaptığı işi kocaman buzdolabı kadar bir makine yapamıyor. Allah bütün hastalarımıza şifa versin. Gerçekten diyaliz zor bir süreç. Yani o vücudu bayağı bir yıpratan bir süreç. Hatta vücut böbrekten alması gerekenleri alamayınca ne yapıyor? Kemiklerden çekmeye başlıyor. Kemiklerde ne varsa. Bir süre sonra kemik erimesinden dolayı yürürken ağrıları artmaya başladı annemin. Artık oturuşu, kalkışı gerçekten ciddi manada bir ızdırap. O yüzden biz de annemizi babamızı ikna ettik kardeşler olarak. Daha sonra hastanede testler yaptırdık. Elhamdülillah testler sonucunda da başarılı çıkınca bu sefer kardeşler arasında bir pazarlık başladı ve elhamdülillah ihaleyi almak bana nasip oldu. Şimdi cennet anaların ayağı altındadır. Bu verilebilecek en etkili aslında mesaj, yani bu videonun içinde cennet anaların ayağı altındadır. Allah'ı da nasıl razı edeceğiz? Yani bu hayatı biz Cenab-ı Hakk'ı razı etmeye geldik. Nasıl razı edeceğiz? Anaya babaya hizmet de Allah'ın rızasını kazanmanın yollarından bir tanesi. Bu fırsatı kaçıramazdım. Şu an Yusuf abim karşımda. Başkasına kaptıramazdım ve elhamdülillah. Yani ne kadar şükretsek az. Yarın sabah 8'de ameliyatımız olacak. Heyecan var, umut var. Merak ediyor olabilirsiniz. Korku var mı? Allah'ın izniyle korku yok. Cenab-ı Hakk'a tam bir huzurla emniyet hissediyoruz, güveniyoruz. Şöyle bir odayı gösterelim. Yani bizim fakirhanede burası derler ya. İşte bu da Yusuf abi. Selamünaleyküm. Az önce orada yemek yiyordu. Video çektiğimi görünce hemen yemek yiyecek şekilde çıkmayayım. Yoksa sonra beni kilolu zannederler. Yemek yeme bizim şey genlerimizde yani en önemli özelliğimiz ya. Şöyle manzaramız var arkadaşlar. Türk bayrağının gölgesinde. Bir yandan burada gelenlerle sohbet, muhabbet. Bir yandan da bakalım önümüzdeki süreci konuşuyoruz. Son hazırlıklar şu an. İnşallah yarın sabah koluma da bunu taktılar. Doktor da az önce geldi. Keseceği yere baktı. Yani şu an besliyorlar. Kurban Bayramı'na da yakınız. Tam o hissiyatı veriyorlar yani. Besliyorlar, yarın keseceğiz seni. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Cenab-ı Hak bütün hastalara, dertlilere bu noktada şifalar ve dermanlar versin. Dua edin. İnşallah belki hani ilerleyen dakikalarda farklı hisler olacak. Onları da paylaşacağım inşallah. Ne kadar yani şu videonun içerisinde mesaj verebilirsek, ne kadar Kur'ani hakikatleri hatırlatabilirsek, hastalar risalesinden bir şeyler hatırlatabilirsek kar. Gerçekten aslında çok büyük bir nimet. Yani Eyüp Aleyhisselam Üstad Hazretleri anlatıyor ya, iç dışa dış içe bir çevresi. Hazreti Eyüp Aleyhisselam bir peygamber sonuçta. Kalbi tertemiz, içi tertemiz. Dışarıda zahiri hastalıkları ve yaraları var. Ama iç aleminde ne kadar temiz? Biz bakıyoruz dışarıdan çok temiz görünüyoruz, çok sağlıklı görünüyoruz ama iç alemimizde günahlardan gelen yaralar var. Kalbimiz, ruhumuz yaralı. Vesveseler belki girmiş, ondan dolayı şüphelerden dolayı yaralar almışız.
İşte dış içe, iç dışa bir çevrilsek biz daha ziyade hastalıklı görüneceğiz belki de. O yüzden yeknesak, rahat döşeğindeki yani bir insan gaflete kapılır. Bu hayatın fani olduğunu unutur ve aslında esas o kaybeder. Fakat ebedi hayatının farkına varan bir hasta, o hastalığın kamçısıyla, ikazıyla, uyandırmasıyla fark eder ki ben demirden taştan değilmişim. Ben gayet çabuk çürüyebilen, dağılabilen aciz bir malzemeyim. Gayet aciz bir bedene sahibim. Her an bu hayat elimden çıkabilir. Her günde bir ölmek ihtimali var. Öyleyse çalışayım, ebedi hayatımı kazanayım der. Hasta olan bir insan gaflete kolay kolay düşemez. O yüzden hastalık aslında ebedi kazandırdığı için çok daha büyük mükafat. Üstad diyor ya, hastalık sabun gibidir. Günahların kirlerini yıkar, temizler. Cenab-ı Hak bütün günah kirlerimizi bir hastalıkla bazen temizleyebiliyor. Sonsuz hayatta yüzü gülen, kazanan gerçekten hastalığa sabredenler oluyor. Cenab-ı Hak sabredenleri müjdele demiş. Müjdeler olsun o sabredenlere. Şimdi belki merak ediyorsunuzdur, belki şunu soruyorsunuzdur. Annene böbrek vereceksin, ne hissediyorsun? Ya çok garip hisler, gerçekten çok güzel bir his. Seni canından bir parça olarak seven annene, sen de canından bir parçayla karşılık veriyorsun. Hani bazen sosyal medyada bir söz paylaşıyoruz. Diyoruz ya, bazı insanlar bazı insanlara şifadır. Allah şifanızı versin diye. Şimdi ben de anneme şifa olmaya çalışacağım. Yani annemin dermanı, annemin ilacı benim vücudumdan bir parçaysa, eğer onu iyi edecekse, cennette anaların ayağı altındaysa, öyleyse bu fırsat kaçmaz. İnşallah şifası olurum. Şimdi herkes gitti. Sevdiği de uğurladım. Eşim benimleydi az önce. Tek kaldım. Böyle biraz daha tefekkürî bir gecenin sessizliği var. Bakalım ahirette bizi bekleyen neler var. Bakalım dünyadaki bütün dostlarımız ve sevdiklerimizle vedalaştıktan sonra kim bilir toprağın altına girmek nasıl bir duygu? Acaba kazananlar olarak mı gireceğiz? Yüzümüz gülenler olarak mı gireceğiz, yoksa keşke toprak olsaydım diyen kaybedenden Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Hak en hayırlı ömrü, en hayırlı ölümü nasip etsin. Her günde bir ölmek ihtimali var. Keşke fani olduğumuzu unutmasak. Şimdi sabah namazını kıldık. Artık son aşamaya geldik herhalde. Ameliyattan önce biraz sonra damar yolu açılacak. Son ilacımızı almaya başlayacağız. Şöyle enteresan varis çoraplar giydim. Şu an çakı gibiyim. Cenab-ı Hak hayırlı bir ameliyat geçirmeyi nasip etsin. Ameliyat sonrası çok zordu. Özellikle yani benimki 1,5 saat süren bir ameliyat. Sonrasında yoğun bakımı aldılar. O kısım çok zordu. Yani böyle zangır zangır titriyorsun. Müthiş bir soğuk, üşüyorsun. O titremeden dolayı kesiklerin sancıyor, ağrıyor, acıyor. O acıdan dolayı işte ve yoğun bakımda bir yalnızlık hissi var. Hiçbir şekilde hareket edemiyorsun. Sonda koyuyorlar. Onun ne olduğunu bilenler bilir. Ciddi bir acı veriyor zaten. Ameliyat sonrası da tek böbrekli olduğum için yani çok fazla ağrı kesici veremediler. O yüzden biraz ağrılarım, sancılarım. Yani o 24 saat geçmek bilmedi. O 24 saat benim için yani bir hafta gibiydi. Dakikaları saydım böyle. Elhamdülillah. Bunları şükür makamında söylüyorum. Çünkü geçmişe dönüp baktığım zaman hastalar risalesinde de dediği gibi zahmeti gitmiş, rahmeti kalmış. Yani zevali elem lezzettir. Bir elemin acının son bulması insana lezzet verir. O yüzden geriye dönüp baktığımızda eski acılarımız yani sabırla geçtiyse elhamdülillah diyeceğimiz kazançlardır. Esas musibet değildir onlar. Onlar insanı manevi olarak terakki ettirir, mertebesini yükseltir. Bütün peygamberler böyle sıkıntılar, hastalıklar çekmiş. Esas musibet nedir? Esas musibet dine gelen musibettir. Namazsızlık, oruçsuzluk, tesettürsüzlük, Allah'ın emirlerine uymama, Allah'ın yasaklarından kaçınmama. Esas musibet bunlardır. Rabbim kalbimizi hidayet nuruyla doldursun. Bu hastalık gerçekten insanı çok tefekkür ettiriyor. Bir tane tefekkür de şu, yani orada kabir hayatını çok düşündüm. Hareket edemiyorsun, yani tanıdık yok. Etrafta ciddi bir yalnızlık, böyle
hareketsiz yattığımı düşündüm kabirde. Acayip bir tefekkür oldu. Hatalarımı, günahlarımı tek tek düşündüm. Eksiklerimi, kulluktaki kusurlarımı düşündüm. Sonra kendi kendime dedim ki ciddi manada çalışmamız lazım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Günler ilerliyor. İlerledikçe elhamdülillah Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismi tecelli ediyor. Çok şükür yavaş yavaş artık daha rahat kalkmaya, oturmaya başladım. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak şükrümüzü arttırsın. Şimdi bu hastalık, Hastalar Risalesi'nden okuduğumuz üzere nelere vesile bak. Diyor ki hastalık sabun gibidir. Günahların kirlerini yıkar, temizler, bu bir, yaz bunu. İki ne? İki, hastalık günahlara kefarettir. Kefaret zünuptur. Nasıl ermiş ağacı silkelemekle hani meyveleri dökülüyorsa, bir mümin de nasıl hasta yatağında sıtma gibi bir hastalıkla titriyorsa öyle günahları dökülüyor diyor. Ben de yoğun bakımda öyle zangır zangır titremiştim. Bu acıyı herhalde unutamayacağım. Böyle günahların döküldüğünü artık söyleyebiliriz. İnşallah. Belki daha da dökülmeyen günah varsa artık lütfen çıksın dışarı yani. Rahat bıraksın dedim. Sıhhatin kıymetini anlıyorsun. Nasıl insan doygunluğun, tokluğun kıymetini açlıkta anlar. Oruçla anlarsın tok olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu. Yani bir şeyin kıymeti yokluğunda anlaşılır. Çünkü sıhhatin de kıymetini bildiren hastalık gibi durumlar. Ben şu an rahat oturup kalkmanın nasıl bir nimet olduğunu anlayıp tefekkür ediyorum. 3. Cenab-ı Hakk'ın Şafi ismini tanıyorsun. Yani aslında biz bu dünyaya Allah'ı tanımaya geldik. Allah'ı madem tanımaya geldik, Cenab-ı Hakk'ın bir sürü esması var. Onu tanıdıkça ona yakınlığımız artar. Yakınlığımız arttıkça, marifetullah arttıkça muhabbetullah artar, Allah aşkı artar. O artarsa o zaman Allah'a yakınlığımız, imani derecemiz. Yani kısacası özet olarak cennetteki mertebemiz yükselir. Yani Allah senin mertebeni yükseltiyor bu şekilde kendini tanıtarak. Bir sonraki madde, insan faniliğini anlıyor. Ne kadar faniyiz, aciziz. Yani kendimizi böyle taştan demirden zannediyoruz. Yıkılmaz, yenilmez zannediyoruz. Ama küçücük bir mikrop bizi yere serebiliyor. Ufacık bir hastalık bizi bitirebiliyor. Ufacık bir kesik bizi perişan edebiliyor. Demek ki aciziz. Demek ki kim olduğumuzu bilmemiz lazım. Çok fazla hani kudretimizin yakınından bile geçemeyecek sonsuz güç sahibi olan Allah'a, onun emirlerine karşı gelmenin anlamsız olduğunu, ne kadar manasız olduğunu fark etmemiz lazım. Bu hastalıklar buna vesile oluyor işte. Bir de sen bu dünyaya ahiretini kazanmaya gelmişsin. İşte hastalık bu ömrü tutuyor, uzatıyor. Sen kısacık bir ömürde ebedi bir hayatını kazanmaya yeterli yatırımı yapamıyorsun. Ama hastalık geliyor senin elinden tutuyor. Sana bir haftada 10 senelik manevi hayat kazandırıyor. 20 senelik manevi hayat kazandırıyor ya bir ömürlük ebedi hayat sana kazandırıyor. Senin böyle dereceni yükseltiyor. Seni tertemiz yapıyor. Yani hem de kamil insanlar, peygamberler bu yoldan gitmişler. Bakıyorsun hep onlar hastalıklarla imtihan olmuşlar. Demek ki hastalıktan şekva ve şikayet değil, nefsini Allah'a şikayet edebilirsin. Yani ah demeyeceksin, oh diyeceksin, elhamdülillah diyeceksin. Bu böyle bir terbiye işte. Allah bizi kemalata ulaştırıyor. Yani bizi hastalıkla olgunlaştırıyor ve geliştiriyor. Ve nihayet taburcu oldum arkadaşlar. Tabi o süreçler biraz meşakkatli olduğu için eve gelince çekeyim videonun sonunu dedim. Karnında alınan böbreğin yerine doğru bağlı olan bir boru vardı. Diren dedikleri. Onu biraz çekmeleri canımı acıttı. Ufak tefek tabi şeyler, bunlar günahlarımıza kefaret olur inşallah. Onları atlatınca elhamdülillah benim için ciddi yüklerden kurtulmuş oldum. 5 gündür kızımı göremiyordum. Bunun da bir hasreti vardı şimdi için. Korktuğu için hastane ortamından. Hani ele takılan o kelebek vardı ya. Ondan korktuğu için hastaneye geldiğimi söylemedik Ecrin'e. Değişik bir fobisi var. O yüzden çınar altına mı gitti babam diye soruyor. Görüşemeyince de tabii 5 günde fena özledim. Geldim onunla hasret giderdim biraz. Ama gece uyuyamadığım için geldim biraz burada uyumaya çalıştım. Tabii Ecrin'e ne mümkün. Beni biraz uyandırmayı sevdiğinden dolayı Ecrin'i kuzenine gönderdik. Sonra biraz istirahat ettim. Şimdi dedim sizlere veda edeyim. Cenab-ı Hak bütün hastalarımıza şifa versin. Cennet anaların ayağının altında dediğim gibi. Bazı insanlar bazı insanlara şifa olabiliyor. Rabbim size de şifanızı versin. Hem maddi hem manevi. Bir yandan da tefekkür edelim. Bu hastalıkların bize neler kattığını tefekkür edelim. Cenab-ı Hak'tan gelen imtihanların, dünyanın fani olduğunu anlamamıza yönelik Allah'tan gelen her derdin dermanın olduğunu düşünüp şükredelim. Cenab-ı Hak şükrümüzü de arttırsın. Cenab-ı Hak imtihanlarımıza karşı da zayıflığımıza mukabil bir de sabır versin bizlere. İnşallah yolumuz uzun ince. Ne kadar uzun olduğunu Allah biliyor ama. İnşallah yolun sonu cennete çıkar. İnşallah yolun sonu hüsran olanlardan olmayız. Allah'a emanet. Selamünaleyküm.